Gülperi ile Her Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, acısız, dertsiz, kazasız, belasız günler diliyorum arkadaşlar. Bir de evinize giren en güzel misafir huzur olsun. Ama kalıcı olsun. Aynı zamanda şu dönemlerde bedeninizden sağlık eksik olmasın arkadaşlar. Biliyor musunuz bugün ben kir maskesi yaptım. Farmasinin kir maskesini yaptım. Videomun sonuna kadar izlerseniz de çok mutlu olurum, çok sevinirim. Şimdiden sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videomun devamını izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet, bugün ne yapmaya karar verdim? Bugün arkadaşlar sizlere kir maskesini tanıtacağım. Şöyle tanıtacağım. Tabii ben daha ilk defa kullanıyorum. İlk defa burada işte videonun karşısına geçeyim, açayım dedim. Sadece merak ediyorum nasıl olacağını. Üstüne okudum ben aslında ama yanlış bir şey söylememek için bir daha okuyayım sizlere arkadaşlar. Şimdi temiz cildinize göz çevresini ve dudakları dışarıda bırakacak şekilde ince bir tabaka halinde uygulayın diyor. Kuruyana dek bekleyin. Masaj yaparak temizleyin ve durlayın diyor. Yani haftada bir iki kez de yapabilirmişiz arkadaşlar ve çay ağacı yağı sayesinde cildi derinlemesine temizler ve tazeler. Kil içeriğiyle ciltteki pürüzlerin azalmasına, fazla yağın emilmesine yardımcı olur diyor. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu kil maskesini ilk defa sizinle deneyeceğimi söylemiştim. Yani merak edip almıştım. Geçen işte kaç ay oldu? Geçen sene sayılır aslında. Şöyle 5-6 ay önce oldu herhalde alalı. Yine Doktor Tuna'nın formülü. Çok da güzel arkadaşlar. İnşallah. Ay, bütün paketi de çok da güzel. Bakın, çıkardım içinden. Acaba nasıl yapılıyor? Çok merak ediyorum. Şimdi nasıl olacak cildim? Onu merak ediyorum en çok da. Cildimin nasıl olacağını merak ediyorum. Yüzünüzde herhangi bir makyaj olmasın. Yüzünüzü tertemiz yıkayın. Yıkadıktan sonra bunu uygulayın. Öyle yazıyor çünkü. Yani temiz yüze yapılacakmış. Bunun üstünü de açayım. Merak ediyorum nasıl olacak. Sizlerle birlikte yapacağım. Ve dediğim gibi arkadaşlar, ilk defa yapacağım. Bir de açılabilse. Biliyor musunuz, ben bunu doğru düzgün açamadım. Sanırım bir şeyle, bir iğne gibi bir şeyle açacağım gibi geliyor bana. Aynen, açamadım sanırım. Ben hemen bunu bir iğneyle açayım. Bir de tokalarımı getirin, saçlarımı toparlayayım. Açtım şimdi. Çok da güzelmiş şeyi. Tüpü şöyle. Bakalım, deneyelim. Yüzümde nasıl bir etkisi olacak? Merak ediyorum. Sizlere de ona göre sizlere de söyleyeceğim arkadaşlar. İyi ya da kötü. Hemen saçlarımızı toparlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi saçlarımı böyle toparladım. Yani arkaya doğru attım. Yanlardan tokalarımı taktım. Şimdi kil maskesini uygulayacağım. İnşallah arkadaşlar, bakalım nasıl duracak. Çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, nasıl bir faydası olacak. Yani yüzümdeki işte pürüzsüz bir cilt için sanırsam iyi. Benim gücüm hiç yok. İnce tabakalar halinde. Ben buradan yine bilmiyorum. Buradan başladım. Merak ediyorum nasıl olacak. Rengi çok açıkmış. Benim mesela hazır yaptığım vardı. Kendi malzeme alıp hazır yapmıştım bir ara. Evet arkadaşlar. Tıraş olur gibi. Beyaz sakallı oldum şu anda. Evet. Bakalım, inşallah işe yarayacak arkadaşlar. Daha ilk yapışım tabii. Şeyini de çok beğendim. Detox kremini de çok beğendim farmasinin. Şöyle. Gerçekten de çok etkili arkadaşlar. O da sanırım cildi temizliyordu. Tertemiz yapıyordu cildimizi. Yüzdeki akneleri, siyah noktaları çekiyordu. Evet, burnun kısmında tamam. İnce tabaka halinde sürecekmişiz. Şeyi, dudak ve gözlerimizi dışarıda bırakacağız.
bir şey söyleyeyim mi? Şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Burnumda şey vardı, küçük bir sivilce vardı. Üzerine sürer sürmez acıdı. Sızladı daha doğrusu. Evet, sıra burada. İnşallah faydalı olabilir bu video. Zaten yıkadıktan sonra da size göstereceğim. Nasıl oluyor diye, yani ne gibi etkilere başladı diye size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle devam edelim. Ben hafif parmağımın ucuyla hafif böyle masaj yaparak sürüyorum arkadaşlar. Saçlarınıza değdirmemeye çalışın. Güzelce ne bone ile de kapatabilirsiniz. Saçlarınızı bone ile bağlayabilirsiniz. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şeyimi temizken. Ben oldum yine bir öcü. Evet. Şurası kaldı sanırım. Şurada genelde arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Yağ bezeleri oluyor şurasında. Genelde beyaz beyaz noktalar olur ya. Onlar yağ bezeleri. Genelde onlardan oluyor arkadaşlar. Şu an sizlerle konuşuyorum, bir yandan da sürüyorum ya, şey var, nasıl söylesem. Şöyle biraz daha süreceğim. Ya, ayna alıyorum ben, her zaman aynanın karşısında yapacağım diyorum ama. Evet, şu anda sürmüş bulunmaktayım. Bakın, tamamen sürdüm. Gözler ve dudaklar dışarıda kalacak arkadaşlar, onlara sürmeyin sakın. Göz altı torbalarınızı sürmeyin. Ben sürmedim, ne olur ne olmaz. Öyle de yazmıyor, sürmeyin zaten. Böyle kuruyana kadar diyor. Yani bir dakika falan yazmıyor. Sadece kuruyana kadar bekleyin. Sonra yüzünüzü ovarak temizleyin diyor. Tekrardan okuyabilirim sizlere. Bu arada konuşma yetim gidiyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ne diyor biliyor musunuz? Şimdi çay ağacı yağı sayesinde. Şimdi bu şeymiş, çay ağacı kil maskesiymiş arkadaşlar. Çay ağacı yağı sayesinde cildi derinlemesine temizler ve tazeler. Kil içeriğiyle ciltteki pürüzlerin azalmasına, fazla yağın emilmesine yardımcı olur. Kullanımı da şöyle. Temiz cildinize göz çevresini ve dudakları dışarıda bırakacak şekilde ince bir tabaka halinde uygulayın. Kuruyana dek bekleyin, masaj yaparak temizleyin ve durlayın. Haftada 1-2 kez kullanabilir diyor. Kullanılabilirmiş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu an nasıl biliyor musunuz? Hani dakikası dakikasını söyleyeyim. Kuruyor. Şöyle yana doğru. Yani nasıl söylesem. Yine şu bölge. Dudak çevresi bölge. Şey oluyor. Böyle bir sertleşti. Şu an geriliyor. Konuşamamaya başladı. Hatta hiç konuşmayayım. Kamerayı kapatıp biraz bekleyeyim. Kurumak üzere. Bakayım kaç dakikada kuruyacak. 2-3 dakikada konuştum zaten. Evet arkadaşlar, merak ediyorum. İlk seferde kullanımı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an konuşamıyorum. Ben gidip yüzümü yıkayayım. Yani o derece oldu. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Çok merak ediyorum. Hala konuşuyorum ya, böyle bir şey yok. Kurudu, kupkuru oldu. 10 dakika sürdü tam. Gittim, elimi yüzümü güzelce yıkadım. Dedim, daha önce de okudum zaten size. Ovalayarak, güzelce böyle ovalayarak, masaj yaparak yüzümüzü güzelce yıkayın. İnanılmaz derecede ferahlattı yüzümüzü. Yani yüzümü ferahlattı arkadaşlar. Hemen arkasından nemlendirici sürmeyi hiçbir zaman unutmayın. Çok az da olsa nemlendirici mutlaka sürün. Sizin karşınızda süreyim ben. Onun arkasından nemlendiriciden sonra güneş kremi sürmek istiyorum. Şeye çıkacağım çünkü. Şöyle balkona çıkacağım. Şimdi güneş var balkona. Tam bir güneş atmış bu saatte. Batmaya doğru gittiği için. Evet. Güzelce güneş kremimi de süreceğim nemlendiriciden sonra. Sizler her maskeden sonra mutlaka hangi nemlendirici kullanıyorsanız onu mutlaka sürün. Ben yine bir şöyle güneş kremimi güzelce süreyim. Şimdi dışarı çıkacağım çünkü yüzüme
Maske yaptım ya. Maskeden sonra güneşe çıkmamamız lazım. Ama benim bir iki dakikalık işim var dışarıda balkonda. Çıkmam lazım. Bir iki dakikalık çamaşırlar var, toplayacağım. Şöyle. Hem de güneş görmek istedim birazcık. Ne bileyim, güneşi gördüm birazcık çıkabilirim. Ama siz sakın böyle korumasız güneşe çıkmayın arkadaşlar. İşte böyle bugün de maskelerimizi yaptık. Yani maskemizi yaptık. Bugün de bunu tanıtmış oldum. Kil maskesini tanıtmış oldum arkadaşlar. Çok güzeldi. Yani bir ara konuşamadım, onu bile çektim. O derece böyle dondurdu beni. İlk defa farmasinin kil maskesini kullanıyorum. Yine tekrarlıyorum ama. Ve şöyle bir şey var. Çay ağacı yağının çok büyük şeyleri var, biliyorsunuzdur zaten. Ben daha önceden sabununu almıştım. Sabununu kullanıyorum. Onun dışında başka bir sabun kullanmıyorum. Çay ağacı yağının sabunu kullanıyorum yine farmasiden. Daha var. Bitince tekrar alacağım. Mecbur alacağım. Çünkü benim yüzüm karma bir cilt. Aynı zamanda yani istemediğim yerlerde, mesela burnumun üstünde sivilceler çıkıyor, yanaklarımda çıkıyor. Kaçışı yok bunun. Benim çıkıyor yani. Maske yapmasam, yüzüme bakmasam kim bilir neler neler çıkacak. Onu söyleyeyim. Yani maskelerle kendimi şey yapıyorum artık. Bakım yapmak zorundayım evde. İşte böyle bildiğim, tanıdığım markalar olduğu zaman da alıyorum, merak ediyorum. Hiç kullanmadım ya. 5-6 ay oldu neredeyse ben bunu alalı, bu maskeyi. O zaman bir kampanya vardı. Bayağı bir ücreti iyiydi. Uygundu fiyatı. Ben o zaman almıştım 3-5 tane. Şimdi de kullanacağım işte bunu. Haftada bir kez kullanabilirsiniz. Bence haftada bir güzel olur. Ama şöyle söyleyeyim, yine bileğinizde arkadaşlar, şurada ben denemeden yaptım. Daha önceden kil maskesi hazır kendim kullandığım için herhangi bir tahriş olmamıştı. Bir de bu Doktor Tuna'nın olduğu için biraz güvendim. Bir de çay ağacı yağının olduğunu okuyunca faydasını hissettim diyeyim. Ama siz benim gibi yapmayın aman. Yüzünüzde kızarıklık olabilir. Çünkü ben birçok maske yaptığımda kızarıklık olduğu zamanlarda oldu, yani deneme yapacağım zamanlarda. Çok eskilerden. Siz öyle yapmayın. Bileğinizde şöyle bir sürün. 5-10 dakika bekleyin. Kızarıklık oluyorsa yüzünüze, cildinize vurmayın. Tanıyın cildinizi önce. Böyle seviyorum maske yapmayı. Ondan sonra yaptım. Bugün de böyle yaptım. Yüzünüzde herhangi bir makyaj, herhangi bir şey olmasın bu maskeleri yaparken. Ben bugün öyle yaptım zaten. Yüzümü güzelce bir yıkadım. Temizledim. Yine çay ağacı yağı sabunuyla yıkadım. Ondan sonra geldim, kil maskemi sizlere hem tanıttım hem de yapmış oldum arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ay yüzüm var ya, böyle şu an nemlendirici sürdüm ya. Donuk oldu, böyle donuk kaldı bir ara. Şimdi yumuşadı. Yani gerdiriyor. Benim burnumun üstünde bir tane sivilce çıkmıştı. Ucu bile beyazlamıştı. Onu bile aldı götürdü yani yıkarken. Öyle işte, eğer cildinizde çok böyle yağlıysa, yağ probleminiz varsa, ondan sonra akne probleminiz varsa, yani lekeleriniz varsa, pürüzlüyse yüzünüz, kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben zaten bunu ve detoksu haftada bir kullanılıyor ya, bunu haftada bir kullanacağım, devam edeceğim bunlara. Aynı zamanda evde yapılan maskeleri devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra belki bir tane evde yapılan maske tarifiyle beraber karşınızda olabilirim. Hiç belli olmaz. Ondan sonra arkadaşlar, evdeki yaptığımız organik kendi maskelerimizi de yani ihmal etmeyelim. Dediğim gibi bir kahve içersiniz. Kahvenin tervesini yüzünüze sürersiniz. Sürdüğünüz zaman da peeling etkisi oluyor. Güzelce ovalayarak yıkayınca içine bir damla limon sıkarsınız kahve tervesini. Yüzünüze sivilceleriniz varsa, yüzünüzün rengini açmak istiyorsanız çok faydalı oluyor. Bir sürü sizlere maskelerle devam edeceğim. Çok maske biliyorum çünkü. Yapacağım o kadar çok maske var ki. Hepsinin sırası gelince sırayla sizlere yapacağım arkadaşlar. Farmasinin ürünlerinde bu iki ürününü kullanıyorum ya. Bu iki ürünüm, bir tane daha vardı maske galiba. Siyah bir maskeydi o. Onu da bir ara sizde şey yaparım. Yani bunların farmasinin kullandığı maskeleri sizlere şey yapacağım. Bir gün bir video çekeceğim. Bunlar hakkında detaylı konuşacağım. Ona göre sizler de almak isterseniz alır, kullanırsınız. Faydalı olup faydalı ya da değil konuşacağım sizlerle.
İşte neye faydası oldu bende veya işte neye etkili oldu? Bunlarla ilgili konuşacağım arkadaşlar sizlerle. Bugün de böyle bir sonlandırma oldu. Benimle kalın diyeceğim, evde kalın diyeceğim, biliyorum. Sıkıldık evde kala kala artık, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama atlatıyoruz bence. Bence günden güne azalıyor her şey. Yavaş yavaş kendimize geleceğiz inşallah. Eski hallerimize geleceğiz. Daha doğrusu eskisinden daha güzel olacağız gibi geliyor bana. Her şey daha güzel olacak. Bence her şeyin de kıymetini daha iyi bileceğiz gibi geliyor bana. Yani bu süreç bunu öğretti bize. Evde nasıl söyleyeyim? Yani evde kalanların, evde sürekli akşama kadar oturan herkesin değerini anlamış olduk. Yani ay evde sıkılıyorlar ya, böyle hiçbir yere gidemeyen insanlar da var. Ben de mesela hiçbir yere gitmezdim. Haftada bir belki çıkardım ya. Yani şöyle söyleyeyim ya. Peki bir kere bile olsa dışarıya özlemim oldu yani. Ben oysa ki ben dışarı çıkıp eve gelmek için can atan birisiyim. Hani dışarı çıkardım, ay eve bir an önce gideyim diyen insanlardanım. Yani çok böyle zor, inanın yani. Zaten bugünlük bu kadar. Ben zaten girişte de konuştum. Bir de burada konuşayım, tam oldu. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Sizleri buradan her zamanki gibi kocaman öpüyorum. Kocaman. Sizlere böyle sevgilerimi, saygılarımı, her şeyi böyle kucak kucak yolluyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ama bir de benimle kalın, olur mu? Kendinize çok ama çok iyi bakın.